The Book of Kings. Zamanın başlangıcında İran topraklarının kadim efsanelerinde ilk insan ve ilk kral olarak bilinen Kayumars yaşardı. Henüz medeniyetin zahmetleriyle tanışmamış olan bu dünyada Kayumars basit bir yaşam sürerdi, dağların arasında hayvanların derisine bürünmüş olarak hüküm sürerdi. Kayumars yalnızca bir kral değildi, insanlığın ilk atası, onlara yaşamın yollarını öğreten kişiydi. İnsanlara hayvanların derisini giysi yapmayı, doğa ile barış içinde yaşamayı öğretti. Onun hüküm sürdüğü topraklar genişti, halkı saf ve doğayla uyum içinde yaşardı. Ancak bu huzur uzun sürmeyecekti. Yeryüzünün derinliklerinde karanlık yürekli Ehrimen'in liderliğindeki kötü ruhlar, divler, Kayumars'ın huzurlu dünyasını kıskanç gözlerle izlerdi. Onlar, insanlığın ışığını söndürmek, bu dünyayı yok etmek için planlar yapmaya başladılar. Kayumars'ın çocukları arasında Siyamak adlı, büyük vaatler taşıyan, hem babasının hem de halkının sevgisini kazanmış bir genç vardı. Ancak divler, Kayumars'ın yüreğine darbe vurmak için Siyamak'a saldırdı ve bu trajik savaşta soylu genç hayatını kaybetti. Ülke yasa boğuldu, Kayumars derin bir kederin içine düştü. Ancak Kayumars bu acının karşısında boyun eğmedi. Gücünü topladı ve Siyamak kadar cesur olan torunu Husheng'in yardımıyla güçlerini bir araya getirdi. Birlikte yeryüzünün temellerini sarsan şiddetli bir savaşa giriştiler. Işık güçleri ile karanlık güçleri arasında zamanın başlangıcından beri süregelen bir mücadele yaşandı. Sonunda Husheng'in cesareti ve Kayumars'ın bilgeliği galip geldi. Divler mağlup edildi, ülkeye barış geri döndü. Ancak Siyamak'ın fedakarlığı unutulmadı. Bu, iyilik ile kötülük arasındaki sonsuz mücadelenin bir hatırlatıcısı olarak kaldı. Bu mücadele çağlar boyunca devam edecekti. Böylece ilk kral olan Kayumars'ın hükümdarlığı hem insan medeniyetinin başlangıcı hem de karanlık güçlerle yapılan ilk savaşı simgeledi. Onun mirası, insanlığın meşalesini taşıyan torunları tarafından yaşatıldı ve zamanın sayfalarında aydınlanmaya devam etti.